27 Aralık 2018 tarihinde tatile giren meclis 8 Ocak 2019'da yeniden toplanacak. Meclis Genel Kurulu 2019'un ilk mesaisini vergi kanunlarıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi için yapacak. Teklife göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar için alt limit 1000 lira olacak. 71 maddelik kanun teklifi Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki tüm personellerin Polsan'a ortak olmasını da içeriyor. Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içinde tutarları ödemeyen mükellefler için de bir madde var. Maddeye göre mükellefler geciken ödemelerini 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları durumunda yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek. Kanun teklifindeki diğer bazı düzenlemeler ise şöyle. Piyasalardaki güvenin korunması için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yatırımları Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi yoluyla finanse edilecek. Başkasının yerine sınava girenler 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak. Yeni haftada genel kurulun yanı sıra komisyonlar da mesaide olacak. Sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin hazırlanan kanun teklifi 9 Ocak Çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda ele alınacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da denetimlerine devam edecek. 9 Ocak günü Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun hesapları incelenecek.